Başıma gelenler. Alana. Ay bildim hapishanelerde çürüyüm. Ah öbür yiğidim de sırtımı döndü gidi. Gidi. Ya ne oluyor? Şerif aradı, evde kıyamet kopuyor dedi. Koştum geldim. Hasan postayı koymuş gitmiş. Han benim çok kötüymüş. Benim canım yanıyor hala. Sana laf anlatacak gücüm yok şimdi hadi. He Kadir abla ya, ben de kahar oldum duyunca. İçim iyi ya. De. Ama şimdi bizim iş de acil tabii. He mi? Siz ne zaman konuşacaksınız düğünü? Gelin. Badile atımı getir. Kalbim yerinden fırlayacak. Allah gecinden versin yenge. Versin. Versin de Ali. Sen bana ilk önce şunu açıkla. Bedriye ben istemedim dey. Ne olduysa zorla oldu dey. Doğru mu bu? Bu tanıyor yenge Bedriye. Nelsin kız? Ağlıydı lan sicim gibi. Ne utanması? Öyle böyle. Bedriye artık benim helalim. Nikahıma girecek. Hemen. Ha siz konuşamayacaksanız ben konuşayım annemle. Ha? Biliydin. Biliydin namazsız. Biliydin sen Bedriye İsa vermeyeceğimizi biliydin. Biliydin de mecbur kalalım diye ettin diye mi? Şuracıkta senin ümüğünü sıkarım ama. Felek, felek. Bir de karşıma geçmiş yalan yanlış konuşuyorsun. Adamın zaten ciğeri sökülmüş. Müsait bir zamanda ben anlatırım. Hadi şimdi yıkıl karşımdan. Bu sağa çok yakışır. Abi. Hani alıp getirecektin? Hani bırakacaklardı? Bıraktılar. Artık hapishanede değil çok şükür. O zaman nerede? Niye gelmedi? Dedenizle gitti. Dedemle mi gitti? Gel canım anneciğim gel. Ben parayı bulamadım. Hasan daha fazla hapiste kalmasın diye dedenizden aldım. Velayeti ona vermem karşılığında parayı o ödedi. Yani şartı buydu. Artık birlikte yaşamayacak mıyız yani? Biz Hasan'sız nasıl yapacağız? Ondan bir günüm ayrı geçmedi ki benim.
bizi ayırdınız. Bizi birbirimizden ayırdınız. Ben değil kızım, ben yapar mıyım öyle bir şey? Dedenle giderken içim acıdı benim. Ama dedenize söz geçiremedim işte. Dediğini yaptı. Tek tek alacak bizi. Ben gitmek istemeyeyim. Abla. Kurban olayım. Ağlama. Thank you.